Öncelikle diş beyazlatmanın avantajlarını ve dezavantajlarını ben sormak istiyorum ilk sorunuz. Evet, olarak. şimdi diş beyazlatma tedavisi aslında çok dezavantajı olmayan, hatta hiç olmayan diyebilirim bir tedavi. Avantajları zaten çok bariz. Dişlerimizi 2-3 tona kadar açabiliyoruz. Uygulama süresi çok kısa, uygulaması hasta için de çok kolay, hekim için de çok kolay. Çok hmm. minimal dezavantajları var. Mesela bunlardan biri için örnek verecek olursak en basit dezavantajlarından bir tanesi birazcık hassasiyete sebebiyet verebiliyor işlem sonrasında. Bu da kullandığımız jel'in e, diş içerisinde nüfuz etmesine bağlı. İç kısımda burada da göstereceğimiz gibi Dişin damar ve sinir paketinin olduğu pulpa, öz kısmı var. Bizim dişimizin içi böylemiş. Evet yani. dişimizin içi şu an böyle. Hı -hı. En dışarıda mine tabakası var dişimizin. Hı -hı. Ortada dentin dediğimiz tabaka var. Mine tabakası en fazla mineral ihtiva eden, içeren tabakadır. En sert tabakadır. Daha sonra dentin tabakası geliyor altında. Bu da Hı -hı. ona göre daha az mineralize bir tabaka. En içeride ise bizim dişimizin tüm hissini e, bazen tam kanıtlanmadı ama tadı da alabilen reseptörler içeren, ve ağrıyı, ısıyı iletebilen sinirlerimiz yani ve damarlarımız ağrıyan var. Ağrıyan kısım pembe kısım mı? Tabii ki. Ağrıyan kısmın ağrısını buradan Ay. hissediyoruz. Yani sinir paketi burada. Damar çok paketi burada. Çok kötü ağrıdır diş ağrısı evet, ya. çok zor. Yani var ya. Ben hiç çekmedim onu bilmiyorum Hayatım ama inşallah bir kere çektim. çektim. E zaten <laughs> efendim? Hayatımda bir kere çektim ve dedim yani çok ciddi bir ağrı. Değil mi? Yani evet. çok güzel baş şey. ağrısından daha güçlü bir ağrı ve ben herhalde dedim son nokta. <laughs> Hocam. Yalnız e, atmada. Hı -hı. Bu... Sinir paketine eğer etkilersek çok etkilersek birazcık hassasiyet oluyor. Bunun dışında hiçbir dezavantajı yok. Uygulamasına gelecek olursak eğer, uygulamasına gelecek olursak yani 20 dakika ile 30 dakika arasında sürer bir seansı. Çok basittir. Hastaya önce bu kullandığımız asit içerikli bir jeldir, beyazlatma için. Bu jel diş etlerine temas ettiği zaman hafif yangı yaratabiliyor. Tabii bu çok ileri seviyede bir yanık değil. Yani kesinlikle bir yanık sayamayız. Ama diş etinde birazcık beyazlatabiliyor. Birazcık da bir yangı hissi hissettirebiliyor. Bunun için araya biz diş etiyle dişin arasına bir bariyer koyuyoruz. Bunu uygulamamız 5 dakikamız alıyor. Sonra jeli tatbik ediyoruz. O jeli de bir lazerle veya lazersiz bu tamamen ürünün çeşidine göre değişir. O jeli uyguluyoruz 20 dakikayla takribi 30 dakika arasında. Daha sonra o jeli uzaklaştırdığımız zaman ortamdan beyazlama miktarına bakıyoruz. Hasta ve hekim memnunsa bu şekilde tedavi bitirebiliriz.